Evet, şimdi gelişmeleri almak üzere Ulusal Kanal Fransa temsilcisi Ali Rıza Taşdelen'e bağlanıyoruz. Sayın Taşdelen, merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Başından beri gelişmeleri sizle takip ediyoruz ve bugün kritik bir gün. Şimdiden 317 göstericinin gözaltına alındığı haberleri geldi. Son durum nedir Paris'te? Evet, belirttiğiniz gibi gerçekten bugün kritik bir gün. Geçen cumartesinden bu yana Fransa çok gergin bir hafta geçirdi. Ve yapılan çağrıya göre bu sabahın erken saatlerinden itibaren sarı yelekler Paris'e gelmeye başladılar. Bu sabahın erken saatlerinden itibaren. Polis Paris'e giriş yollarını tutmuş. Gelen otobüsler ve arabalar tek tek aranıyor. An itibariyle siz 317 rakamını verdiniz. Bu 343'e çıkmış durumda, polis tarafından alınmış durumda 343 kişi ve bunun 120'si de gözaltına alınmış durumda. Geçen cumartesine göre polis sayısı Paris'te 4500'den 8000'e, yani iki katına çıkarılmış. Tüm Fransa'da ise 65.000'den 89.000 görevli polis bugün görev yapıyor bu gösterilerle ilgili. Bu cumartesi zırhlı araçlar da Paris'in önemli cadde ve meydanlarını konuşlandırılmış durumda. Zırhlı araçlar en son 2005 bandı eylemlerinde çıkmıştı Paris'te. Şimdi hükümet Şanzelize'nin lüks mağaza, kafe, restoranlarına saldırılara karşı tedbir almalarını, kepenk kapatmalarını, açanların kapı pencerelerini kapalı tutmalarını, dışarıda masa sandalye bırakmamalarını çağrısında bulunmuştu. Bu barikatların yapılmasını önlenmek amacıyla. Caddeye çıkan tüm sokaklar polis arabaları ve zırhlı araçlarla tutulmuş durumda. Charles de Gaulle meydanında bulunan Zafer Tankı'nın meydanın etrafı polis arabaları ve zırhlı araçlarla sarılmış durumda. Yani bugün şu anda meydanda bulunan göstericilerin etrafı tamamen sarılmış durumda. Eylemciler dedik yavaş yavaş meydanda toplanmaya başladılar. Şanzelize Caddesi'nin diğer ucu Concord Meydanı'na açılıyor. Burası tamamen kesilmiş durumda. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Meclis, Başbakanlık gibi devletin kalbi bu çevrede bulunuyor. Ama cadde kapalı değil. Şu an Şanzelize Caddesi sarı yelekler tarafından tamamen doldurulmuş durumda. Attıkları tek slogan var. Macron istifa. Ellerde taşıdıkları tek bandrol Fransız bayrağı. Yerel saatle saat 10'da, yani Türkiye saatiyle 12'de sayıları giderek artan ve Macron istifa sloganı diye bağıran, aynı zamanda Fransız milli maaşını söyleyerek yürüyen eylemcileri polis gazlamaya başladı. Saat 10'a kadar herhangi bir gazlama yoktu. Sakindi. Ama saat 10'dan sonra polis dağıtmaya ve gaz sıkmaya başladı. Bazı yerlerde yer yer çatışmaların olduğunu söyleyebiliriz. Eylemciler sadece Şanzelize Caddesi'nde değiller. Aynı anda Bastille Meydanı'nda, Porte de Mayo'da, Paris'in çevresindeki çevre yolunda, periferikte toplanmış durumdalar. Ve çok sayıda sarı yelekli Paris'in çeşitli meydan ve büyük caddelerindeler. Ama tabii ana toplanma yeri şu anda Bastille açıklanmıştı. Ama esas olarak yine Şanzelize Meydanı ve Şanzelize Caddesi'nin olduğunu söyleyebiliriz. Taşdelen, bir sorum olacak benim. Sadece hükümet istifa, Macron istifa sloganlarının olduğunu söylediniz. Bir soru sormak istiyorum. Bir istifa bekleniyor mu şu an hükümetten? Bir de eylemler şu an başladığı gibi mi? Yoksa daha da bir artış var mı? Yoksa bir azalma var mı? Eylemlerin boyutu ne duruma gelmiş durumda? İlk başladığı günle kıyaslarsak. Kamuoyunda beklenti de nedir istifalarla ilgili? Evet. Şimdi tabii böyle bir istifa olayı gündemde değil, özellikle Macron açısından gündemde değil ama hükümetle ilgili şeyler, Jean-Luc Mélenchon'un partisi Fransa, Boyle'nin Fransa, Sosyalist ve Komünist Partileri, milletvekilleri pazartesi günü bir hükümeti düşünmek için bir genç soru vereceklerini açıkladılar. Bu pazartesi günü olacak bir şey ama tabii bugün neler olacak? Yarın nasıl devam edecek, pazartesine nasıl ulaşacağız bunu bilmiyoruz tabii. Bu konuyla ilgili hiçbir fikir yok. Çünkü hakikaten hükümet direniyor.
sarı yürekler direniyor. Ben sarı yüreklerin bir gram geri adım attıklarını düşünmüyorum. Bugün şunun altını çizelim. Bütün dünya Paris'e odaklanmış durumda ama tekrar her bağlantıda belirtiyorum. Fransa'nın dört bir yanında en yüce köşelerinde, köylerde, kavşaklarda, otoyollarda, arabelerde, petrol rafinelerinde bu nöbetler, eylemler devam ediyor. Bugün daha çok tabii kalabalık olacak. Haftaya içinde de devam etmişti. Bunu belirtelim. Peki Macron'a muhalefet eden siyasi partilerin bugünkü özellikle eyleme yaklaşım tarzı nasıl, tavrı nasıl? Şimdi tabii bu eylemin başından destekleyen iki güç var. Onu belirtelim. Bunlar da sağ ve sol uçlardaki partiler. Birisi Marine Le Pen'in partisi, diğeri Jean-Luc Mélenchon'un partisi. Ama tabii diğer partiler de artık bu gelişen, büyüyen hareket karşısında Sosyalist Parti, Komünist Parti de destekliyor. Cumhuriyetçiler Partisi başında destekliyorlardı ama bugün gelişmelerin şiddet boyutunu önde tutarak bazı çekincelerini dile getiriyorlar. Örneğin bu Macron istifa olayında eylemcilerin Elize Sarayı'na ulaşma, Elize Sarayı'na girme teşebbüsleri, ondan sonra bazı açıklamalar, bunlar darbe mi yapacaklar, falan generali falan generali mi getirecekler, bunlar fazla dinlendirilmiyor ama bugün onu Sinan Güzalp'ın aydınlıkta yazmış. Bunlar da var, böyle korkular da var. Nasıl gelişeceği belli değil. Bu şeylerden sonra Marine Le Pen bir açıklama yaptı. Biz 5. Cumhuriyet'e bağlıyız, 5. Cumhuriyet'in yıkılmasından yana değiliz. Ondan sonra bu sorunların mutlaka çözülmesi ve diyalogla çözülmesi gerekir diye Marine Le Pen bir açıklama yaptı. Bu da çok ilginç. Yine sendikalar dün toplandı. Bütün sendikalar, 7'ye yakın sendika dün toplanarak polisin yaptığı şiddeti protesto ettiler. Ama sendikalar hala uzak duruyorlar, partiler hala uzak duruyorlar. Sarı yürekler başından bu yana karakterini, kendiliğinden oluşan ve gelişen karakterini koruyor. Sosyal medyadan çağrılan yatırıyorlar, iletişimi oradan kuruyorlar, eş gidimi oradan kuruyorlar ve hiç gerileme yok. Bugün inanın şu halinde, şu anda saatinde de 11, bu saatte Paris'in sokakları dolu diyebiliriz. Aynı zamanda da belirttiğim gibi polis de gazlamaya başladı. Şu anda, evet şu anda da tabii şeyler var. Bu tutuklamalardan dolayı, yani şunu söylüyor hükümet yaptığı açıklamada, 300 küsur insanı aldık. Bunlar vurucu krizi takımıdır. Bundan dolayı iyi geçmesini biliyoruz. İşte bizim güvenlik güçlerimiz aslında şeyleri korumaya yönelik buzalar, korumaya yönelik buzalar gibi açıklamalarda bulunuyorlar Seda. Çünkü dün Fransız polisinin liselerde yaptığı gözaltıların görüntüleri damga vurdu. Tüm dünyada o görüntüler konuşuldu. Fransız kamuoyunda, Fransa'da bu görüntüler nasıl yankılandı? Çok etkisi yaptı. Çok etkisi gerçekten. Nazi döneminde rastlanabilecek görüntülerdi. Bu şeyde hatta şeyde soruşturma açtığını açıkladı. Hükümette bunun bu videoyu çekip paylaşan polisi arıyorlar sözüm onu ama bu yapıldı. Türkiye'de de sizler de verdiniz. Gerçekten o çocuklar, çocuk diyorum yaşları 18'in altında lise öğrencileri, bunlar elleri arkadan kelepçelenmiş, kafa enseden kelepçelenmiş, esir gibi duvara dizilmiş ve başlarına polisler dikilmiş. Şok görüntüler. Yani gerçekten şok görüntüler. Anne babalar burada şok içindeler. Çünkü liseliler gerçekten bir hafta boyunca ortalama günde her gün 200-300 lise Fransa'da eylem yaptı. Ve bunların eylemiyle anne babalar sarı yeleklerini giyerek korumaya aldılar. Orada böyle bir olay yaşandı. Bu olayın gerçekten Fransa açısından, Fransa'nın imajı açısından nasıl bir demokratik ülke olduğunu bir tırnak içerisinde de görmüş oluyoruz. Taşdelen teşekkür ediyoruz bağlantı için.